Evet, kolon olduğu gibi çökmüş vaziyette. Diğerleri de zarar görmüş. Yani buradan 4 tane kolonda zarar var ama bu kolon tamamen işlevini yitirmiş. Köprü çökse ne olacak yani? Alttakiler, üsttekiler hepsi zarar görecek. Birkaç ay önce istihbarat şefimiz Sakıp Teker gelen bir haberi değerlendirmiş ve Adana'yı çevre il ve ilçelere bağlayan ve üzerinden her gün binlerce aracın geçtiği çevre yolu köprüsünün kirişlerinin ciddi bir şekilde zarar gördüğünü belgelemişti. Çökmüş vaziyette, diğerleri de zarar görmüş. Biz de bu durumu hemen haberleştirmiş ve yetkilileri Adana'da her an bir facia olabileceği konusunda uyarmıştık. Yeni dökülmüş efendim, bak tozlanmamış hala. Demek ki yine bu da şunu gösteriyor ki bu devamlı her gün biraz daha aşınıyor. Ancak ne sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nden bir ses çıkmış ne de meslek odaları bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapmıştı. Kırıklar var. İşin uzmanları Nevril kirişlerinin zarar gördüğünü ve diğer kirişlere yük binmesiyle her an bir facianın yaşanabileceğini ifade etmişlerdi. Biz altında fazla durmayalım sevgili kameramanım. Her an her şey olabilir veya şu an çökebilir, biz altında durmayalım. Gel abi. Hatta öyle ki dışarıdan bakıldığında bile beton parçalarının koptuğunu, daha büyüklerinin de koparak araçların veya insanların üzerine düşebileceğini belirtmiş ve yetkilileri görevi çağırmıştık. O gün bugün bu konuyu sıcak tutmaya çalışsak da yetkililer oralı olmamıştı. Ancak durumun artık daha vahim bir hal alması üzerine yetkililer harekete geçti. Yaptığımız haberleri izleyen bir izleyicimiz bugün haber merkezimize ulaşarak bahsi geçen köprüde çalışma yapılmaya başlandığını ihbar etti. Gördük ki ihbar doğru ve yolun bir kısmını kapatan çalışanlar yaşanabilecek tehlikenin önüne geçmek adına kirişleri değiştirmek için çalışma yapıyorlar. Biz de konuyu orada çalışan görevlilere danışalım istedik. Ancak ekibin başındaki mühendis kameralar karşısında konuşamayacağını, bunun için belediyeden izin almamız gerektiğini belirterek bilgi vermekten kaçındı. Biz de kameraları kayda kapatarak kendisinden bilgi almak istedik. Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduklarını ve bu işin sorumlusunun kim olduğunu sorduk. Çalışmanın başında bulunan mühendis Nuri Bey, projeyi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yürüttüğünü ve bugünkü çalışmaların ardından yarın yeni kirişlerin yerlerine yerleştirilmesinin düşünüldüğünü, bu çalışmaların yaklaşık 2-3 gün süreceğini ifade etti. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü bu çalışmayı yaptırıyor. Biz yetkililerle konuşmak istedik, daha ayrıntılı bilgiler almak istedik. Ancak bize açıkçası çok fazla bilgi vermek istemediler ve bunu kameralar karşısında yapmak istemediler. Ama biz tabii ki izleyicilerimizin haber alma hakkını düşünerek bu çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik ve sizlere aktarıyoruz. İşte gördüğünüz gibi çevre yolu üzerindeki bu köprünün kirişleri onarılıyor şu an. Ve yakında hepsi kırılacak. Bu kirişlerin yerine 1-2 gün içerisinde yenileri eklenecek. Her ne kadar geç kalınmış olsa da bir facia yaşanmadan önlem alındığı için Adana'da yaşayan insanlar olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Veya şu an çökebilir, biz altında durmayalım. Zira mühendis bey bu yapılmadığı takdirde köprünün her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyordu. Sorumlu habercilik gereği Adana'da yaşayan her türlü sorunu yetkililere hatırlatmaya ve izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğimizi hatırlatıyoruz.